Selam kümresinden. Aleyküm selam, selamun aleyküm. Nasılsınız? Elhamdülillah, seni sormalı. Elhamdülillah, çok sağ ol. Davetimize icap ettin, teşekkür ederim. Çok biliyorsun bugün biraz Ramazan hakkında, Bangladeş hakkında konuşmak istiyoruz. Rica ederim, çok sağ olun hocam beni davet etmek için. Estağfurullah, değil mi? Şeref verirsin abi. Yerimiz de hazır, istersen sen şuraya otur. İnşallah, inşallah tabii. Hemen başlayalım sohbetimize. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Raşit kardeşim, hoş geldin tekrardan. Bizim için vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Hoş bulduk hocam. İstersen kısaca kendini tanıt, izleyiciler kiminle görüştüğünü bilsinler. Çok teşekkür ederim hocam. Ben Sayıd Raşit Hasan, soyadı Çoğdur'u diye söyleyebilirsiniz. Bir Bangladeşliyim. Şu anda Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Aynı zamanda araştırmacı ve politik incelemen marketinde araştırmacı olarak çalışıyorum. Ben Türkiye'ye 1,5 yıl önce geldim. 2016 Eylül'de Türkiye'ye geldim. Türkiye gelmeden önce ben Dhaka Üniversitesi, benim memlekette birinci üniversitesinden mezun oldum. Lisans yaptım. Sonra yüksek lisans yaptım. Ben lisans ve yüksek lisansı birinci oldum. Bunun için benim Cumhurbaşkanı tarafından altın madalya almıştım. Aynı zamanda yüksek lisansı 4'te 4 puan aldım. Benim Dhaka Üniversitesi'nden. Maşallah. Bunun için altın madalya almıştım hükümet tarafından. Şu an kaçıncı lisansın senin bu? Üçüncü yüksek lisans yapıyorum. Üçüncü. Evet, birinci yüksek lisans şeyde temel İslam bilimlerinden mezun oldum. Sonra Bangladeş'teki İslami Üniversitesi var. Oradan hadisten mezun oldum. Şu anda Ankara tasavvuf bölümünden yüksek lisans devam ediyorum. Maşallah, böyle bayağı bir alim olma yolundasın galiba. İnşallah, inşallah. Çok güzel. Peki Seyit mi diyeyim, Raşit mi diyeyim? Raşit. Raşit diyeceğim inşallah. Tamam. Sen Bangladeş'te nerede doğdun, büyüdün? Ben Bangladeş'te, Güney Bangladeş'te bir şehir, Lokipur diye bir şehir var. Lokipur? Lokipur, evet. Bu Lokipur şehrinde doğdum. Sonra orada ilkokul ve ortaokul bitirdim. Sonra İmam Hatip gibi, Türkiye'de İmam Hatip gibi madrasayı okudum. Sonuç olarak Bangladeş Dhaka Üniversitesi'nde lisans yapmak için Dhaka'ya gittim. Orada 7 ve 8 yıl boyunca kaldım ve okudum. Peki Lokipur hakkında bize biraz bahsetmek ister misin? Nasıl bir yer? Tabii ki. Bizim Lokipur çok güzel bir şehir. Mesela bu gibi şöyle ifade edelim. Lokipur Güney Bangladeş'te bir şehir. Burada çok hikayesi var. Mesela bir Lokipur'da çok hocalar geliyordu o zaman da. Siz zaten biliyorsunuz Türkiye'de Osmanlı İmparatorluk zamanında, evet, Türkiye tarafından. Aynı zamanda Türkiye çok hocalar Bangladeş'e davetçi olarak gitmiş. Orada İslamcı olarak çalışmış. Bunun için bizim bölgemizde çok insanlar davet ve İslam kabul edilmiştir. Bunun için bizim bölgemizde şu anda Lokipur'da %98 Müslüman olarak kalıyor. Çok Müslüman var. Aynı zamanda çok madrasa ve çok İslamiyet faaliyetleri oluyor. Bunun için ben çok mutlu oldum. Benim şehri doğmak için, şu anda oturmak için. Peki ben birkaç ay önce Bangladeş'e gitmiştim. Her akşam istisnasız yağmur yağıyordu. Sınırlı, evet, devamlı yağmur doğru, yağıyor tropical mu? Tropical şey var ya, bunun için bazen bu gibi şey oluyor. Evet. Mesela bizim bölgemizde şu anda çoğu Müslümanlar namaz kılıyor. Çoğu İslam ibadetleri yapıyor. Mesela ne kadar duygusal yapıyor ki? Mesela siz mescide gittiği zaman bazen bakabilirsiniz ne kadar mesela ağlıyor. Çok duygusal. Bizim bölgemizde bir şey var. Mesela Konya gibi, sizin Konya gibi bir bölge. Burada mesela İslam hakkında bir kutu bir şey söylüyorsa, eğer bir şey söylüyorsa, insanlar ne kadar protesti yapıyor. Sokakta geliyor, bu protesti yapıyor. Neden İslam hakkında bir şey söyledi? Bunun için bizim Müslümanlar ve bizim bu bölgemizde birlikte kalıyor. Mesela başka bir şey var. Bizde aynı zamanda Hindu var, Budular var, Hristiyanlar var. Ama toplumsal uyuşum gibi, mesela ne kadar kardeşlik bir şey var. Bir kişi bir kişiye çok saygı gösteriyor. Ben bu şekilde bir şey söylemek istiyorum. Mesela dünyada çok ünlü bir ülkelerinden birisidir Amerika falan, evet, İngiltere, Almanya, bu gibi ülkeler. Ama orada sadece Hristiyanlar için tatil var. Ama bizim Bangladeş'te aynı zamanda Müslümanlar için bayram oluyor, tatil oluyor. Aynı zamanda Hindular için oluyor. Hristiyanlar için uçgun oluyor. Ve Budular için oluyor. Bunun için farklı dinler için tatil oluyor. Bizim bölgemizde aynı şekilde birlikte herkes kalıyor, o kadar şey olmuyor. Anladım. Peki Reşit abi, şu an elhamdülillah Ramazan ayındayız. Ramazan'ı en iyi şekilde geçirmeye çalışıyoruz.
Bangladeş'te özellikle de Lüküpur'da İslam nasıl yaşanıyor? Ramazan nasıl yaşanıyor? Bayramlara nasıl hazırlık yapılıyor? Onlardan bize biraz bahsetmek ister misin? Tabii ki hocam. Şimdi mesela zaten sadece bir hafta gibi kalmış. Ramazan'da Bangladeş'te bir şey oluyor ve bizim bölgemizde insanlar çok hazırlanıyor. Ramazan geliyor diye çok insanlar mesela Ramazan namaz kılmak için bir ay önceden çok şey yapıyor, hareketler yapıyor. Aynı zamanında bizde şey var mesela kültür olarak ben bu gibi ifade edelim. Türkiye ve Bangladeş arasında kültür olarak o kadar farklı değil. Mesela bizim Müslümanlar, Türkiye Müslümanlar o kadar bence farklı değil. Çünkü Ramazan zamanında insanlar mescide gidiyor, namaz kılıyor. Çoğu insanlar mescide gidiyor. Bizde başka bir kültür var. Mesela Kur'an okumak için bizde taravih. Bir taravihde bizde şey var. Mesela 20 rekat oluyor. Aynı zamanda hafizlik. Bütün Kur'an okuyor Ramazan'da. Her mescidde. Her mescidde. Evet. Mesela Kur'an hatim yapıyor. Bunun için çok güzel bir şey. Mesela biz mescide o zaman da giderdim, namaz kılıyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Çünkü iki buçuk saat gibi. Çünkü 20 rekat hafizlik yapıyor. Bir cüz, iki cüz gibi her gün okuyor. Bunun için çok güzel bir şey. Maşallah, bayağı uzun sürüyormuş. Evet, tabii ki. Türkiye'de de teraviye gittin herhalde. Evet, gittim. Geçen yıl da namaz kıldım. Evet. Şimdi Bangladeş'in çok önemlilerini bahsettin. İşte önemli şahsiyetlerinden, İslam tarihi açısından. Peki şu an İslam coğrafyası çok geniş değil mi? Bangladeş'i nereye konumlandırırsın? İslam coğrafyası açısından Bangladeş'in önemi ne? Bu konu hakkında söylemek istiyorum. Mesela siz zaten biliyorsunuz, siz de Türkiye'den Rohingya ziyaret etmek için gittiniz, yardım etmek için gittiniz. Biz şu anda Bangladeş insanlar tarafından bir şey yapıyorum. Mesela 2016'da Rohingyalar konu hakkında dünyada çok iyi geçiyor. Bu Rohingyalar sadece şu anda Bangladeş'te gelmiyor. Onlar 1970'den hala geliyor. Yani 40 olarak. Seneden beri geliyorlar. 40 seneden. Hatta 50 oldu. Evet. Benim Bangladeş'e insanlar ne kadar yardım ediyor. Mesela herkes, benim baba bir hoca. Bunun için baba bazen bir haftalık tatil olduğu zaman orada gidiyor. Kocabazar'a gidiyor. Ve insanlara konuşuyor, yardım ediyor. Aynı zamanda şu anda mesela Türkiye tarafından sizin TİKA, AFAD'dan çok hükümet tarafından, Türkiye Diyanet Vakfı'dan ve Türkiye Diyanet'ten çok etkisi yapıyor orada, çok yardım ediyor. Bunun için Bangladeş insanlar mesela ne kadar kardeşlik yapıyor, gösteriyor. Şu anda Bangladeş'te 1.5 milyon insan gelmiş, mülteci olarak, Rohingya arkadaşlar. Ama alhamdülillah Bangladeş insanlar çok samimi göstermiş. Aynı zamanında çok kimse var, neyse var, her şey onların için bir ev kurdurmuş. Bir mesela bazı mescit kurdurmuş, insanlar için bazı yemekleri varmış. En çok benzettiğin ne? Mesela özellikle insanlar arasında, hani Bangladeşli insanlar, Türk insanı açısından. Bence Türk insanlar çok samimi gösteriyor ve mesela kardeşlik gösteriyor, birbirine kardeşlik gösteriyor. Ve cumart diye insanlar bence olabilir. Aynı zamanda ben mesela burada yurtta kalıyorum, çok arkadaşlarım aldım, çok samimi. Ne kadar mesela iyi davranıyor. Ki çok hoşuma gidiyor. Ne güzel. Yani açıkçası ben de Bangladeş'e gittiğimde sizden de aynı şeyi gördüm yani. Hani sen bizi böyle tarif ediyorsun da siz de öylesiniz elhamdülillah. Elhamdülillah. Evet, ona da teşekkür ederim. Peki biraz seni daha yakından tanımak açısından biraz ailenden bahsetmek ister misin? Tabii ki. Ben 4 erkek kardeşim ve 1 kız kardeşim var. Benim baba ilahiyat hoca Bangladeş'te. Hadis profesör. Profesör, evet. Profesör olarak çalışıyor İslami Üniversitesi'nden. Bunun için ben baba burada mesela göndermek için çok şey yaptı. Ben mesela bizde zaten biliyorsunuz bizim lisan, bir yüksek lisan İngiliz okumak için bizim için bazı ülkelerde gitmek için daha kolay. İngiltere falan, Avustralya. Baba Türkiye göndermek için tercih edilmiştir. Baba dedi ki Türkiye'ye git, şu anda Türkiye mesela bazı şeyler çok iyi. Ve benim bölüm ilahiyat elhamdülillah ben çok hoşuma gidiyor. Şu anda Ankara ilahiyat hocalar çok iyi. Evet. Çok iyi. Benim ile hocalar çok saygı gösteriyor. Çok hocalarla ben çok memnun oldum. Bunun için Türkiye geldikten sonra elhamdülillah şu anda çok beğendim. Elhamdülillah, çok şükür. Yani bu senin memnun olman bizim mutluluğumuzdur. Teşekkür ederim. Kaç kardeşsiniz siz? Ben 4 kardeşim ve bir tane kız kardeşim. Toplam 5. En büyükler misin sen? En büyük ben.
Diğer kardeşlerin neler yapıyor? İkinci kardeşim şeyde, şu anda Suudi Arabistan'da okuyor, Medine Üniversitesi'ndir. Maşallah. Üçüncü kardeş benim Dakka Üniversitesi'nde okuyor. İlahiyat, dördüncü sınıfta şu anda okuyor. Ve kız kardeşim şu anda lisans okuyor. Ve küçük kardeş şu anda ortaokulda okuyor. Peki, şu an Ramazan'dayız. Bangladeş'te de birçok Ramazan'ı geçirmişsindir. Türkiye'den Bangladeş'in arasındaki, Lukipur'dan Ankara arasındaki Ramazan tecrübelerinin farkı, bizden bahseder misin? Yani farkları ne, benzerlikleri ne? Tabii ki bizde mesela genelde çoğu insanlar namaz kılıyor, mescide gidiyor. Mesela Ramazan zamanında çoğu insanlar geliyor. Aynı zamanında mesela kandil gecede ve bazen şeyde bazı miraç günlerde, Muharrem'de çok insanlar namaz kılıyor. Ankara'da aynı şekilde gördüm ama bazı farklı farklı şey Ankara'da bazı şey var. Bunun için ben şöyle ifade edelim. Bizim o kadar farklı değil bence. Elhamdülillah. Farklılıklarından ziyade daha çok benzerliklerimiz evet, var herhalde. Evet, evet, çok benziyor. Onun için herhalde sen pek zorlanmadın buraya geldiğinde. Zorlanmadım, hiç zorlanmadım. Mesela ben Türkiye'ye gelmeden önce hiç Türkçe bilmiyordum, hiç. Türkiye'ye geldim, çok hoşuma gitti, çok beğendim. Türkçe mesela okumayı tercih ettim ve devam ettim. Elhamdülillah 1,5 yıl oldu. Şu anda Türkçe öğrenmek için çalışıyorum inşallah. Müsaade ederseniz ben de bir küçük anımı anlatmak istiyorum. Ben de Bangladeş'e giderken hiç sizin dilinizi bilmiyordum. Evet. Bana soruyorlar işte sen nereden geliyorsun diye. Hani Türk'üm diyorum. Hani Türk çok anlamadılar galiba. Sonra anlayan çıktı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Birisi şeydi böyle Turuşko demek. Turuşko doğru doğru. Evet. Meğerse ben de sonra anladım evet. Ki Turuşko Türk demek. Türkiye demek. Evet Türkiye demek evet. Bir tarz zaman yazdığı zaman ve konuştuğu zaman Turuşko diye ifade aynen. Ediyor. Bizim şeyde mesela dilce bu gibi geçiyordu. Anladım. Yani o ilginç bir anı olmuştu benim için. Peki 1,5 sene önce geldin, birçok arkadaş edindin. Peki ilk Türkiye'ye geldiğinde, ilk Ankara'ya geldiğinde, ilk yurda yerleştiğinde, eve çıktığında arkadaşlar seni nasıl karşıladı? Elhamdülillah iyi, çok iyi. Mesela bir hafta bazen sorun oldu çünkü o kadar Türkçe bilmiyordum, hiç bilmiyordum. Bunun için bazı sorun oldu. Sonra zamanda Tomer'e Türkçe öğrenmek için gittim ve arkadaşlarıyla buluştum, konuştum. Elhamdülillah arkadaşlar çok samimi. Elhamdülillah, çok şükür. Peki şimdi diğer arkadaşlara da bu soruyu soruyorum. Çok önem verdiğimiz bir soru bu aslında. Biliyorsun özellikle medyada İslamofobia diye bir olay var. İslam'dan korkuyorlar, korkuturuyorlar. İnsanları, insanlara Müslümanları kötü insanlarmış gibi gösteriyorlar. İslamofobia hakkında bir yorumun var mı, değerlendirmen var mı? Tabii ki var. Mesela şu anda bir bence bu medya sorunu, bu Batı'daki bir sorunu. Mesela Batı'daki her zaman İslam'dan korkuyor. İngiltere, Amerika, Almanya, Fransa bu ülkelerden. Bunun için her zaman bir şey gösteriyor. Mesela Müslüman ülkeler terör gibi gösteriyor medyada. BBC, mesela bir CNN gibi kanalda. Aynı zamanında New York Times, bu şey gazeteci her zaman İslam hakkında çok korkuyor onlar. Mesela siz zaten şu andaki eğer ben bugün söylüyorsam 1200 o zamanında Müslümanlar %12 dünyadaki karşılaşmayı yapıyorsam şu andaki 22'ye geçirdi. Mesela %10 çok mesela arttırmış. Evet. Bunun için dünyadaki her ülkede, her bölgede çok insanlar İslam kabul ediyor. Bu konu hakkında Amerika, İngiltere çok korkuyor. Bunun için İslamofobiya gösteriyor. Müslümanlar terör. Mesela şu anda Orta Doğu'da her zaman bir ülke sorun oluyor. Tekrar onlar sorun kendi kendine bir şey evet, kurtarıyor. Demek ki İslamofobiyanın korkması gereken ilacı aslında saygıdır değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Peki diğer türlüsünü sorayım. Şimdi sen de birkaç ülkeyi gezmişsindir. Şimdi farklı ülkeleri gördün. Farklı ülkelerden gelen arkadaşlar, Müslüman kardeşlerin var. İslam coğrafyasının bu kadar derinliş olmasını, farklı renklere, dillere sahip olması nasıl yorumluyorsun? Ben bu gibi düşünüyorum. Mesela Müslüman ülkelerde şu anda Orta Doğu ülkeler, aynı zamanda Afrika'da çoğu Müslüman ülkeler var. Aynı şekilde bizde İndonezya, Malezya, Bangladeş, Hindistan, Pakistan çoğu Müslüman ülkeler var. Biz o kadar hiç sorun olmuyor. Sadece Avrupa, aynı zamanda Amerika'dan sorun oluyor. Amerika, İngiltere her zaman sorun olmak için çalışıyor. Bunun için bizde elhamdülillah hiç sorun olmuyor. Aynı zamanda olmayacak inşallah. Ve Müslüman geografisinde Türkiye şu anda çok etkisi yapıyor bence. Mesela bizim ne zaman Rohingya'lar diye bir çok sorun oldu.
O zaman da Türkiye tarafından çok yardım edilmiştir. Aynı zamanda siyasi olarak Türkiye Orta Doğu'da çok barışçı olmak için çalışıyor. Mesela Yemen'de sorun oluyor. Aynı zamanda Libya'da kriz oluyor. Tunus'ta, şu anda Suriye'de çok sorun oluyor. Türkiye çok etkisi yapıyor. Bunun için bence günümüzdeki Müslüman ülkelerde birleşmiş olup bir şey İslam işbirliği teşkilatından bir şey iyi olursa bence hiç sorun olmayacak inşallah. Peki böyle farklı yemeklere sahip olmamız, mesela ikimiz farklıyız aslında ama sen benim kardeşimsin, ben senin kardeşinim. Bu anlam nasıl değerlendirmek istersin bu durumu? Bu çok güzel geçti. Mesela ben geçen yılda Avrupa bazı ülkelerde sunum yapmak için gidip sunum yaptım. O zaman da gördüm Polonya gibi ve Hollanda gibi ülkelerde. Onlar mesela Müslüman, o korkuyor. Mesela şey bir uçakta biniyorum, korkuyor Müslüman mı? Ve Adi Seyyid, o nereden? Orta Doğu'dan mı geldi? Ama mesela burada Türkiye'de birlikte, çoğu arkadaşlar birlikte kalıyorum. Çoğu farklı coğrafisinden geldi. Ama ne kadar kardeşlik yapıyorum. Elhamdülillah hiç sorun olmuyor. Her zaman mesela siyah beyaz hiç sorun olmadı. Yani bu kadar farklı olmamız aslında o kadar farklı kardeşe evet, sahip olmamız ki demek oluyor değil mi? Evet evet tabii ki. Reşit Hanım, ben sana çok teşekkür ediyorum. Ramazan günü bize güzel anılarından bahsettin. Bangladeş'i anlattın. Lukipur'u anlattın. İnşallah Rabbim tutacağımız oruçları, tuttuğumuz oruçları, ibadetlerimizi kabul eder. İnşallah tekrardan görüşürüz abi. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Çok ben mutlu oldum. Teşekkür ederim abi. Rica ederim. Sağ olun. Sağ olun. Numan kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Bizim için vakit ayırdın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biliyorsun bugün Raşit konuğumuz oldu. Evet. Onun hakkında biraz konuşmanı isteyeceğim. Ama önce kendinden bahset ki izleyenler de seni tanısın. Adım Numan. Düzceliyim. Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisiyim. Tahsin Bangoğlu Erkek Öğrenci Ödü'nde kalmaktayım. Çok merak ettiğim bir şey. Raşit'le nasıl tanıştınız? Raşit abiyle mescide tanıştık öncelikli olarak. Sürekli orada cemaatle namaz kılıyoruz zaten biz kendimiz. Namazlardan sonra da genelde herkes böyle bir mescitte bir ortam vardı. Bir musaffa derler. Orada bir tokalaşma oluyor, bir halatı sorma olur. Yani oradan yapıp öyle tanıştık. 5 vakit namazlarda genelde. Aslında çok normal olan bir şeyden çok normal olmayan bir dostluk oluşuyor. Evet, aynen öyle. Yani sadece Raşit abi için değil, diğer arkadaşlarımız için de aynı şekilde. Diğer yabancı arkadaşlarımız için de aynı şekilde geçerli. Aynı şekilde onlarla da öyle. Raşit'i nasıl bilirsin yani? Nasıl tanıdın, nasıl biri? Yani çok bilgili bir kişi kendisi. Zaten akademik olarak yüksek lisans yapıyor şu anda kendisi. Evet. Çalışmalar var zaten kendisine ilahiyat. Da yüksek lisans şeyinde. Sürekli seminerlere gider. Bilgili de aynı zamanda. Bizde mesela Endonezya, özellikle uzak doğudaki Müslümanların durumlarını, gerek dini, gerek ekonomik yapısını bize anlatır. Böyle yani seminerlere gider. Yani Raşit'le takılmak aslında devamlı bir şey öğrenmek aynen anlamına öyle, aynen geliyor. Öyle, aynen öyle. Ya, sürekli güzel. Mesela her konuştuğumuzda illa bize bir olay anlatır. Sadece yani uzak doğuyu takip etmez, orta doğuyu takip ediyor. Avrupa'daki haberleri de takip ediyor. Yani çok güncel olayları da takip edip peki ya böyle Bangladeş'ten özellikle kendi evet. Şehrinden bahseder mi böyle özlemlerini açar evet, mı size? Evet, onlardan da bahseder. Yani oradaki bazen özlüyorum der mesela Bangladeş'i. Hatta onunla ilgili mesela biz odada çay falan içerken mesela bazen Bangladeş müziklerini falan açarız mesela. Böyle sevinir yani o zaman. Böyle bir şey olur yani ister istemez. Siz mi açıyorsunuz onun için? Ben açarım genelde yani bazen. Ne güzel. Yani hiç olmazsa şey yapalım diye. O ortamı ona yaşatalım diye yani. Çok güzel. Onun da hoşuna girer tabii yani bu. Ortam diyorsun da şu an Ramazan'dayız. Raşit'le Ramazan nasıl geçiyor? Raşit abiyle Ramazan öncelikli olarak iftarları beraber yaparız yani genelde. Zaten yemekleri, sabah yemeğini, kahvaltı yiyip kendisiyle normal günlerde beraber yapardık. Gene şeyi de yaparız. Ramazan'da da sahurları beraber yaparız, iftarları beraber yaparız. Teravih namazlarına kılarız mesela. Teravih namazlarına gideriz. Vücudumuzun bazı mesela faaliyetleri olur şark köşesinde. Bu köşede özellikle yatsıdan sonra, telafiden sonra muhabbetler oluyor, sohbetler oluyor. Orada takılırız, orada muhabbet ederiz. Tekrardan görüşürüz, konuşuruz oralarda.
Çok güzel yani. Yani boş vaktiniz evet. bile Raşid'de dolu dolu aynen geçiyor. Aynen öyle, aynen öyle. Özellikle de Ramazan ayında boş vakit olmaması gerektiğini bildiğiniz için evet. büyük ihtimal hep Raşid'den takılıyorsunuz. Aynen, aynen öyle. Çok güzel. Numan kardeşim gerçekten teşekkür ederim. Raşid'i tekrardan senden duymuş olduk. Ben de teşekkür ederim. Ramazan'ın senin için de inşallah hayırlı mübarek olmasın. Sağ olun, Allah razı olsun. Tekrardan görüşürüz. Görüşürüz inşallah. Ömer kardeşim bizim için vakit ayırdığın için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Biliyorsun bir gün konuğumuz Raşid. Ama istersen önce kendini tanıt bize. Tabii ki elbette. Adım Ömer. Zonguldaklıyım. Karadeniz Ereğli'de doğdum. Öğrenciyim. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıftayım. Tahsin Bangol yurdunda kalıyorum. Raşit abiyle de tanışıklığımız oradan geliyor. Aynı koridorda birlikte kalıyoruz. Çok merak ettiğim bir husus var. O da Raşit'le nasıl tanıştığınız. Evet. Raşit abinin karakteriyle, kişiliğiyle uyumlu bir şekilde onunla mescitte tanıştık. Kendisi imamdı. Ardından namazı kıldırdıktan sonra bizim yurdumuzda birçok farklı kültürden, farklı coğrafyadan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız oluyor. Raşit abinin de farklı bir coğrafyadan, farklı bir İslam ümmetinin parçası olduğunu görünce onunla bir tanışma isteği içimizde uyandı. Ardından kendisinin Bangladeşli olduğunu öğrendik. Tabii kendisi bizi karakterinin gerektirdiği şekilde, sıcakkanlı bir şekilde, gülümser bir şekilde tanıştı bizimle, bizimle muhabbet etti. Ardından arkadaşlığımız, dostluğumuz her gün artarak devam etti. Şu anda kendisiyle beraber her daim beraberiz. Ne güzel. Biraz bahsettin de, biraz istersen daha açık olarak evet. Raşit'ten bahseder misin? Nasıl biri? Tabii ki. Raşit abi hakkında söyleyeceğim ilk şey ve onun en karakteristik özelliği özverili olması, çalışkan olması ve onun geniş bir ufka sahip olmasıdır. Raşit abi örneğin herhangi bir faaliyet içinde bulunmadığı bir an yoktur. Her daim gerek elinde telefonu veya kitaplarıyla her daim bir bilgi alışverişi faaliyeti içindedir. Her daim dünya gündemini, dünya problemlerini, dünyadaki sorunları, özellikle İslam ümmetinin problemlerini kendisi takip eder. Raşit abi bizim için güzel ahlakıyla da rol modeldir. Her daim güler yüzlüdür. Öncelikle hep o selam verir. Kendisi çok sıcakkanlı bir insandır. Ve bu Bangladeş insanının genel özelliği olarak kendisine de sirayet etmiş. Bu noktada Raşit abi onun yanında olmak, her daim bir konular hakkında bilgi sahibi olmak, hayata bakışınızın farklı olması, daha da geniş bir perspektiften bakabilmek, olaylara sadece sorunu tespit etmenin yanında çözüm üretme gerekliliğinin olması, Raşit abinin yanında hissettiğiniz, anladığınız şeylerdir yani. Raşit abi de kendisi aynı zamanda akademik başarılarının yanında sosyal çalışmalarla da İçinde bulunduğu Senraps adında kendisi de belirtti. Çalışma, araştırma topluluklarıyla da kendisi aktif bir şekilde faaliyetlerini devam ettirmekte. Dünyadaki problemlere, İslam ümmetinin problemlerine kendisi çözümler aramakta, araştırmalar yapmakta. Çeşitli üniversitelerden davetler alıp oralarda seminer vermekte, makaleler yazmakta. Raşit abi hakkında söyleyeceğimiz tabii ki çok şey var ama evet, genel benim. Olarak söyleyeceklerimiz ve onun ilk anda gözünüze çarpan özellikleri bunlar. Ömer kardeşim bizim için vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Raşit'in hakkında çok samimi bilgiler verdin. Ramazan inşallah senin hakkında da hayırlı ve bereketli geçmesini diliyorum. Tekrardan görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun, sağ olun.